Habersiniz yoldaşlarım, ben Fantastik Zone Naruto animesinin 5. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Bölüme 10 üzerinden 8.3 veriyorum. Eğlenceli bölümdü ve gerçekten son kısımları çok duygusaldı. Sasuke'nin öldürmek istediği kişi de yavaştan ortaya çıkmaya başladı. Gözünde böyle kırmızı 3 tane şerit gibi, nokta gibi bir şey var ve buna Sharingan ismini veriyorlarmış galiba. Tam bilmiyorum, daha henüz 5. bölümdeyim. Öyle bir yerlerden aklımda kalmış Sharingan galiba o ve her neyse, bölümden bahsedeceğim. Öncelikle bölümün başına değineceğim. Kakashi biliyorsunuz en son Sasuke'ye yakalanmıştı. Sasuke elindeki shurikenleri fırlatmıştı ve Kakashi'yi yaralanmıştı. Ama ben Kakashi olmadığını söylemiştim. Gerçekten de aldatmacaymış. Kakashi değilmiş. Kakashi orada jutsu tekniğini kullanarak, yer değiştirme jutsusunu kullanarak orada odun falan getirmiş. Oraya birbirinin yerini değiştirmiş falan. Ardından Kakashi Sasuke ile birebir kapışıyorlar falan. O sahneler çok güzeldi. Sasuke az kala Kakashi'den zilleri alıyordu. Zile dokunuyor zaten. Orada Naruto'yu gösteriyor. Naruto yemek yiyor. Orada yemeği tam yiyecek. Böyle bir yerde yemek buluyor başlangıç noktası. Tam yemeği yiyecekken Kakashi'ye yakalanıyor. Naruto Kakashi tarafından bağlanıyor. Naruto vasat halde yakalandı. Sakura'yı gösteriyorlar. Sakura Kakashi'nin halüsinasyon jutsusuna yakalanıyor ve Sasuke'nin böyle ölüyor, yaralanmış halini görüyor ve ağlıyor, bayılıyor direkt. Kakashi de böyle yapıyor. Fazla mı abarttım de, Kakashi çok komik zaten. Sasuke bu bölüm bayağı iyiydi, aşırı iyiydi, aşırı hırslıydı ve tam gerçekten alacakken elinden zilleri, tabi süre o zarfta bitiyor. Bir kere daha girişecekti Sasuke Kakashi'ye karşı ama süre bitiyor. Onun dışında Sasuke ile ilgili bu bölüm çok önemli şeyler oldu. Çünkü Kakashi'ye karşı sergilediği jutsu tekniklerinde Kakashi şu tepkiyi verdi, şu cevabı verdi. Bu ne dedi, bu bir genenin yapabileceği jutsular değil dedi. Böyle bir çakraya nasıl sahip olabilir dedi. Sen nadir bulunan yeteneklerden birisin Sasuke dedi. Bu demek oluyor ki Sasuke'nin çakrası bayağı kuvvetli ve kullandıkları jutsu teknikleri çok iyi Sasuke'nin. Bunu nasıl öğrendi, nasıl bu seviyeye kadar geldi bilinmiyor ama Sasuke daha şimdiden, küçüklükten beri ne kadar sağlam bir karakter olacağı ortaya çıkıyor. Muazzam. Kakashi gibi bir hoca bunu sezdiyse, şu ana kadar hiçbir sınavına kimseye geçiremeyen hoca bunu sezdiyse Sasuke gerçekten çok ileride sağlam olacaktır. Ve eminim ki Sasuke'nin her bölümde bahsettiği Uchiha klanını mahveden karakter, o Sharinganlı karakter kim? Onunla bir savaş verecek ama nasıl bir savaş olacak çok merak ediyorum. Bu gelecektir. Daha şimdiden bunun mesajını veriyorlar. Merakla bekliyorum o sahnelere. Ve neyse, sonunda Sasuke kaybediyor tabii Kakashi'ye karşı. Sakura da kaybediyor. Naruto zaten bağlanmış vaziyette. Süreleri de bitiyor. Kakashi bunların karşısına çıkıyor, diyor ki bu sınavı geçemediniz diyor. Artık ninja falan olmayın diyor. Bizimkiler üzülüyor, sızlıyor, bağırıyorlar falan. Neyse. Ardından diyor ki tamam diyor. Size bir şans daha vereceğim diyor. Ama Naruto diyor akşama kadar yemek yemeyecek diyor. Bir sonraki sınav öğleden sonra olacak diyor. İki kişiye yemek veriyor Sasuke ile Sakura'ya. Naruto'ya yemek vermiyor. Diyor ki Naruto'ya yemek verirseniz diyor eğlenirsiniz diyor. Sasuke de Sakura da yemeğinden bir parça veriyor. Tabi sürekli takım çalışması lan diye Kakashi azarlıyor bunları. Ve sonunda bizimkiler kurala uymayıp Naruto'ya yemeği veriyorlar. Naruto tabi bayağı duygulanıyor Sakura'nın elinden yemek yemek ona çok iyi geliyor. Sakura da zaten bölüm boyu içindeki sinsi ergen kızı ortaya çıkarıp ben Sasuke'yi çok seviyorum deyip duruyor. O da çok çıldırtıcı zaten. Her neyse, Kakashi bunları görüyor ve hemen yanlarına geliyor. Bir jutsu tekniği kullanıyor. Etraf böyle yıldırım falan oluyor. Siz yemeğinizi mi paylaştınız falan diyor. Evet diyor Sasuke, takım çalışması diyor. Diğerleri de takım çalışması diyor. Ve Kakashi sınavı geçtiniz diyor. Önemli olan diyor birini dinlemeniz değil. Önemli olan arkadaşlar ve takım çalışmasına önem vermenizdi diyor. Ve bölüm orada bitiyor. Evet, harika bölümdü. Tamamen duygusal bölümdü gerçekten. Sasuke'nin kullandıkları jutsu teknikleri çok iyiydi ve o zile dokunması, yaklaşması çok güzeldi. Naruto tamamen trolldü bu bölüm. Naruto'ya bu bölüm çok güldüm. Sakura halen diyelim Sakura'ya Onun dışında çakra hakkında, jutsular hakkında biraz daha bilgi sahibi olduk ve Sasuke'nin öldürmek istediği kişi nasıl bir, o göz, o Sharingan'da ne, o Sharingan ne anlama geliyor, ne güç mü veriyor, ne işe yarıyor kırmızı bir göz, onu merak ediyorum. Gerçekten böyle aşırı merak ettim. Neler olacak? Ve artık bizimkiler ikinci sınava geçebilirler. Onun dışında bölümde bir tam daha sahne vardı. Orada ölen ninjalarla ilgili bir mezarlık vardı. Benim de arkadaşlarım vardı. Ölen dedi Kakashi. Bu demek oluyor ki Kakashi zamanında
arkadaşlarını çok kaybetmiş Nietzsche ve bu yüzden kimseyi kolay kolay sınavdan geçirmiyor. Zaten bir ara 3. Okage ile Iruka Sensei'yi gösterdiler. Onlar da aralarında zaten bir takım muhabbetler ediyordu Kakashi ile ilgili. Demek ki Kakashi'nin de hüzünlü bir geçmişi var. Çok kişi kaybetmiş. O yüzden artık kimseyi kaybetmemek için ninjalığı bayağı önemsiyor. Doğru bir şey. Herkes ninja olsa ölürdü patır patır. Ama bu ninjalar kimle savaşıyor? Nerelerle savaşıyor? Neyle savaşıyor? İleride karşılarına ne çıkıyor bilmiyorum. Çünkü seriye daha yeni başladık. İleride koskocaman bir dünya var Naruto'da. Diğer köylerde neler var? Uchiha klanının arkasındaki saklanan gizemli geçmişine Hokage'ler ne yapıyor bilmiyorum. Ninjalar neleri koruyor? Merak konusu gerçekten. Bu incelemenin sonuna geldik tayfa. Sizleri seviyorum. Live reaction'a uğramayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve daha çok Naruto gelmesini istiyorsanız yorum atmayı, like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın tayfa. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.